Sansürsüz Futbol'dan herkese merhaba. Her Perşembe olduğu gibi yine Altan Tanrıkulu ve Taner Karabağ'la beraberiz. Bu kez Tuzla Garden Otel'de değiliz. Seyahatler var, herkes bir yerlere gidiyor. Taner'in işleri de var. Bir ayarlayamadık bu hafta. Böyle online yapalım dedik ama yine özel bir sürü bilgi vereceğiz size. Öncelikle şununla başlamak istiyorum. Altan abi senden başlayayım. Yani bu yayıncı kuruluş sürekli şeyler indiriyor fiyatları. Şimdi gene 130'luk, 130 milyonluk bir indirim yapmış. Ama bir bakıyorum hiç kulüplerin haberi yok yani. Federasyon kendi kendine indiriyor. Dördüncü indirim oldu galiba. İlk başlangıçta 80 milyon euro bir zaten gitmişti kulüplerin. 80 milyon dolar. Sonra bir 30 indirdiler, bir 50 indirdiler, bir 100 indirdiler. Ben anlamadım yani bu. Mesela beIN Spor Fransa'da da böyle yapıyor mu? Başka ülkelerde de bunu yapıyor mu? Bir de bu kulüplere hiç sorulmuyor bu durum. Yani ben çözemedim. Ne diyeceksin bu konuda? Evet, beIN Sports'un en son Suudi Arabistan'da lisansının askıya alındığı haberleri çıkmıştı. Ne kadar doğru ne kadar değil bilmiyorum ama bazı ülkelerde yükümlülüklerini yerine getirmediği zamanlar bir takım yaptırımlarla karşılaşabiliyor. Fransa Ligi oynanmadı zaten. Orada ne oldu ne bitti onu hiç bilmiyoruz. Kulüpler ne yapacak ne edecek ama bizde ligler oynandı. Bir de beIN Sports belki hani mahalle ağzıyla söyleyeyim ağlıyor biraz ama İngiltere Ligi'ndeki maçlardan birisi tam hatırlamıyorum Manchester United'ın bir maçı galiba. Tarihin televizyonda en çok izlenen karşılaşması oldu. Premier Lig tarihinin. Yani bu pandemi dönemi belki tribüne seyirci getiremedi ama televizyon başında herkes seyretti. Burada üç büyükler biraz geride kaldığı için bizde Başakşehir, Trabzon taraftarları tabii ki diğerlerine göre az. Onların nedeniyle belki beIN Sports zarar etmiş olabilir. Yoksa herkes televizyondan maçları seyrediyor ve bunun karşılığını yerine getirmesi lazımdı ama geçtiğimiz hafta Rıdvan Dilmen %100 futbolda bir açıklama yapmıştı. Kulaklarıma inanamadım. Yani duyduğum zaman üzüldüm bir Türk vatandaşı olarak. Kulüplerle beIN Sports arasındaki 80 milyon dolarlık bir farkın alacağın giderilmesi için TFF avukat tutuyor ve avukata 1 milyon TL bütçe ayrılıyor. 1 milyon TL. Şaka gibi. Avukat geliyor fakat beIN Sports haklı diyor. TFF'nin bulduğu avukat beIN Sports haklı buluyor. Davayı da beIN Sports kazanıyor. Yani bu ortamda bu kasa karşı eğer böyle bir avukat buldularsa Trabzonspor'un da işi zor. Yani TFF'ye biraz dikkat etmek lazım. Şaka bir yana şunu söylemek lazım. Hakikaten Rıdvan Dilmen'in anlattığı konu gazetelerde manşet olması lazım. Gazete mi? Gazete mi var Türkiye'de? Ben pek zannetmiyorum bu gazetesi. Ya burada yani çok çok büyük bir zarar. 80 milyon dolar bir para buharlaşıyor. Bugün yazılanları da okudum. 130-140 milyon lira civarında bir para daha buharlaştı. Ne kadar ödeme yaparlarsa kulüpler o kadar kar diyor ama yaz aylarında bunlar ortaya çıkacak. Bazı kulüpler ayakta durabilir ama ben 7-8 kulübün olağanüstü kongreye gideceğini düşünüyorum bu şartlar altında. Vallahi işimiz kolay değil Ahmet. Taner yani Ali Koç cebinden veriyor veriyor ama yani kulüplerin gelirleri çok azaldı yani ne yapacak bilmiyorum kulüpler. Hani Fenerbahçe'nin Ali Koç gibi bir şans var. Başkan hakikaten gözünü karartıyor bazen. Şimdi biz hatalarını eleştiriyoruz, şunu yapıyoruz ama kulübü de ayakta tutan tek güç Ali Koç yani maalesef. Yani şimdi maalesef böyle bir durum var. Yani bu işte nasıl sıyrılacaklar? Ahmetciğim, ben müsaadenizle sözlerime başlamadan önce memleketim takımı Erzurumspor'un Süper Lig'e Evet, tabii. geri dönüşünden dolayı Tabii. başta başkan arkadaşım Başkan Hüseyin Güneş Evet. olmak üzere yönetim kurulundaki kuzenlerim Celil Polat ve Cemil Amil olmak üzere tüm Evet. Erzurumspor camiasını tebrik ediyorum. Onlara Süper Lig'e hoş geldiniz diyorum. Biz de seni tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Evet, Bizim için ayrı bir başarılar. mutluluk. Teşekkürler. Bu konuya gelecek olursak da ben farklı bir açıdan yaklaşmak istiyorum. İsimlerden bağımsız olarak Fenerbahçe başkanları ne derse er ya da geç doğru olduğu ortaya çıkıyor. Ali Koç bu yeniden yapılandırmayla ilgili ne dedi bir sene önce? Bu borçlar bu yeniden yapılandırmayla ödenemez. En geç 3. yıl ana para ödemeleri başlayınca herkes sıkıntıya girecek dedi.
pandemi bunu 2 yıl öne aldı. 1. yılın sonunda Ali Koç'un dediği noktaya gelindi. Evet. Şimdi bu naklen yayınla ilgili hatırlarsanız Başkanımız Aziz Yıldırım o zaman görevdeydi. Göksel Gümüşdağ Kulüpler Birliği Başkanı'ydı. Canlı yayında telefonla bağlanıp Göksel Bey'le tartıştı ve dedi ki ya kardeşim siz bize sormadan nasıl böyle bir şeye imza atıyorsunuz, kuru nasıl sabitliyorsunuz, yarın kur yükselirse ne olacak vesaire dedi. Ve o günden bugüne naklen yayın bedeli yaklaşık 120 milyon dolar geriye geldi. Dolar bazında. Şimdi böyle bir şey işte tamamen gene Türkiye'de nasıl söyleyeyim ahbap çavuş ilişkileriyle gerçekten bir şeyin sonucunun ne olacağı belli olmadan. Ya bence bu arada bizim ligimiz Bein Sports'un verdiği paraları da hak eden bir lig değil. Şimdi burada da eğri oturup doğru konuşalım. Yani o dönem sokak tabiriyle Bein Sports'u o fiyatlara bu ligi çaktılar. Sonra Bein Sports uyandı bu ligin bu parayı etmeyeceğini. Ondan sonra o da anlaşmadan cayabildiği kadar caymaya çalışıyor. Ama sonuçta ortada atılmış bir imza var. Sen aslında o imzanın arkasında dik dursan Bein Sports yediği kazıkla kalacaktı. Ama Bein Sports değil kazığı kulüpler yemiş oldu. Böyle olunca. Şimdi şöyle bir şey var. Yani tamam Bein Sports diyelim. Kazık yedi diyelim. İşte tamam bizim aslında ligimizden... kazık yemiş olması gereken oyken şu an şimdi, o yediği kazığı kulüplere sokuyor. Federasyon genel sekreteri kim şu an? Kadir Kardeş değil mi? Bein Sports eski genel müdür ya da işte başka bir şey. Oradan en üst düzey yöneticisiydi. Ya kardeşim bu garip bir şey değil mi ya? Ya kulüpler adına, yani. Ben bir şey soracağım. Kulüpler adına federasyon pazarlığını kim yapıyor Bein Spor'la? Ben çok merak ediyorum. Mesela Ali Düşmez mi yapıyor ikinci başkan? Servet Yardımcı mı yapıyor? Kim veya yapıyor pazarlığı? Veya bilen şöyle var düşün. Mı? Ahmet ben Bein Sports'un sahibi olsam o günde bu anlaşmayı yaparken Kadir Kardeş eğer benim Bein Sports adına bu anlaşmada benim tarafımdaysa ve bugün federasyondaysa hiçbir şey yapmasam döner Kadir kardeşe derim ki kardeşim sen bize bu imzayı sen attırdın. Şimdi de sen federasyon tarafındasın. Temizle abi yediğin pisliği diyeceğim. Ne kadar diyeceğim? Garip değil mi? Yani çok enteresan. Yani kimin elin kimin cebinde belli değil. Kaybeden hep kulüpler oluyor. Kulüpler çünkü ona göre şey yapıyor. Şimdi bakın. Bir de bir şey daha eklemek istiyorum Ahmet. Bu arada Bein Sports'un talebi de hiçbir şekilde haklı bir talep değil. Şimdi İnsanlar gerek kurumlar gerekse kulüpler pandemiden kaynaklı zararlarından dolayı çalışanlarından indirim talep ediyor. Evet. Niye? Çünkü gerçekten bir gelir kaybı var. Ama demin Altan abinin dediği gibi Bein Sports şu anda gelir kaybı değil gelir artışı yaşayan bir kurum. Çünkü insanlar statlarda maç izleyemediği için televizyondaki maç izlenme oranları çok çok daha arttı. Dolayısıyla reklam gelirleri arttı, dekoder satışları arttı. Dolayısıyla Bein Sports'un gelir kaybı yok ki bu gelir kaybına karşılık kulüplerden bir indirim talep ediyor. Çok enteresan ve kulüpleri de sormuyorlar bir indirim yaparken. Ben başka bir konuyu da gündeme getirmek istiyorum. Ya bu federasyon öyle bir federasyon ki Türkiye spor tarihine geçecek, kesinlikle geçecek. Yani o kadar saçma sapan şeyler oluyor ki. Şimdi biz eleştirdikçe mahkemeye veriyorlar beni. Yine mahkemelik olabilirim. O yüzden biraz da sözlerime dikkat seçmeye çalışıyorum. Bunları da çok koz vermek istemiyorum işin açıkçası. Şimdi önümüzdeki dönem, şimdi bugün en kaçı? Diyelim 22'si, 23'ü diyelim. Şimdi 4 Ağustos'ta yani 10 gün sonra transfer başlayacak. Değil mi? Peki kulüplerin harcama limitleri ne kadar? Altan abi sen biliyor musun Fenerbahçe'nin harcama limitini? Şu anda açıklanmadı. Kimse bilmiyor. Sen biliyor musun? Beni bırak Fenerbahçe kulübü bilmiyor ya. Ali Koç biliyor mu? Bilmiyor. Bilmiyor. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz biliyor mu? Şimdi transfer görüşmesi yapacak adam. Gelecek senin. Yapıyorlar da yani. Ben şimdi ikinci bölümde anlatacağım biraz son gelişmeleri. Şimdi adamlar bilmiyor. Neye göre transfer pazarlığı yapacaklar? Bir oyuncuya kaç lira vermeleri gerek? Bunu bilmiyorlar. Kim ayarlayacak? Şimdi bu federasyonla anlaşan Türkiye'de bir tane kulüp var. Hiç itiraz etmiyorlar federasyon kararlarına ya da yani öyle bir şey ki ya kim kimi yönettiği belli değil yani. Federasyonu onlar mı yönetiyor, onlar mı federasyonu yönetiyor, federasyon mu onları yönetiyor anlamıyorum. Ama çok garip bir şey var. Bir kulüp mutlu, geri kalan herkes mutsuz. Çok enteresan. Ama onlar da şampiyonluğu kaybedince döndüler lig şaibeli dediler. Hayır onlarınki başka bir şey. Onlar kendi böyle
bazı politik güçlerin kendi arasındaki çatışması gibi görüyorum. Ben onlara karışmıyorum. Ben de ilgilendirmiyor. Hiç politikaya da giren bir insan değilim ama öyle bir durum ki ben bir spor sever olarak şunu söylüyorum. Ya bu kardeşim bu nasıl bir federasyon ya? Ya insaf ya. Ya şurada transferin başlamasına 10 gün kaldı. Adam neyi harcayacağını bilmiyor abi. Nasıl planlama yapacak? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç şu an nasıl bir planlama yapıyordur acaba? Çok İyi de merak Ahmet, ediyorum. aynısını geçen sezonda yaptılar. Kulüpler paraları harcadılar. Transfer dönemi bitti. Döndüler dediler ki aslında siz bu kadar harcayabilirdiniz. Üstüne o Evet. yapılandırmayla durumu kurtaran kurtardı. Biz yapılandırmayı imzalamadığımız için devre arası bize transfer yaptırmadılar. Geçen Geçen sene parayı sene harcadıktan sonra limitimizi açıkladılar. limitler ne zaman açıldı? Açıklandı. Eylül'den sonra açıklandı galiba. İşte onu diyorum, biz parayı harcadık. Sen aslında bu kadar harcamalıydın dediler. Ya ben böyle bir şey görmedim ya. Vallahi bak görmedim. İyi, artık gülüyorum. Altına bile bak, bıyık altından gülüyor. Bak dikkat et. Yani kahkaha atacak ama atamıyor. Ya komik çünkü altına bir de mi yani? Gerçekten komik yani. Ne Ya Ahmet diyeceksin? şöyle bir şey var. Şimdi bu harcama limitleri denilen olay, kulüplerin karları, zararları, giderleri, Evet. gelirleri ve futbol şubesine ayırdıkları bütçeyle orantılı bir şey. Buradan ortaya Evet. çıkıyor. Şimdi %35-40 taraftar alabiliriz diyor Nihat Özdemir. Federasyon başkanı bu açıklamayı yaptı daha dün. Evet. %35-40 taraftar alırsan kombine satılacak. Herkesin Evet. ayrı bir kombine fiyatı olacak. Belki daha pahalı satacak bütün kulüpler. Az taraftar geleceği için. Şimdi sen bir an önce kaç taraftar alacağını açıkla. Kulüpler kombinelerini satmaya başlasınlar. Localarını satmaya başlasınlar. Oradan da bir gelir gelecek. Hiçbir şey düzenli değil ki. Bunların hepsi sizin dediğiniz gibi eğer 22 Eylül'den sonra açıklanırsa gene kulüpler transfer yapamayacaklar. Transfer ya da yapacaklar. Diyecekler ki siz harcama limitlerinizi geçtiniz. Yani verilen tarihlerle kriterler arasında büyük bir boşluk var. Kulüplerin şu anda ne yapacağını, birkaç kulübü ben ayırırım. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, Başakşehir, Gençlerbirliği bunları ayıralım. Bunlar bir şekilde kendilerini kurtarırlar. Türk futbolu iflas ediyor. Alttakiler ne yapacak? Yani Yeni Malatya, Kayseri, Ankaragücü düştü. Bir kere bunları unutun. Bunların bir daha ayağa kalkması çok zor. Karabük gibi falan olacaklar. Diğerleri yukarıdakilere baktığınız zaman çoğu çok büyük kriz içinde. Seyirci gelmeyecek. Sponsor anlaşmaları ne durumda? En büyük gelirleri beIN Sports diyor ki şu kadar azalt diyor. Ya büyükler dediğim gibi bir tane önemli oyuncu almazlarsa 50-60 milyon lira kâr ediyorlar zaten. Ama alttakiler öyle değil ki. Alttakiler çok ufak paralara, ufak bütçelere gidiyorlar. O teknik direktörler aylardır parasını alamıyorlar. Türk futbolcular aylardır parasını alamıyorlar. FIFA'ya da gidemiyorlar. Yani çok kötü durumdayız. TFF birincilik falan düşünmek lazım. Türkiye Futbol Federasyonu bence işin vahametinin farkında ama üzerine gelen kimse olmadığı için biraz rahat durabiliyor. Ama çok kötü günler Türk futbolunu bekliyor. Ben öyle görüyorum. Türkiye'de medya olmadığı için bunların üstüne gidecek kimse de yok. Hep Başkan Ali Koç'un çok güzel bir lafı var. Ahbapça ilişkileri de yapılıyor gazetecilik Türkiye'de. Maalesef öyle. Kimse de eskiden mesela olsa biz madde madde Hürriyet'te mesela haber yapardık işte madde 1 siz niye harcama limitini açıklamıyorsunuz kardeşim? Madde 2 işte şu neden kaç kişi tribüne girecek açıklamıyorsunuz? Bunun hesabını sorardık eskiden. Şimdi bakıyoruz hiç sanki bunlar yaşamıyor. Şu sıcakta bak İstanbul'da evde duramıyoruz biz. Antalya'da maç oynadılar bu akşam ya. Biliyorsunuz yükselme maçları. Bu sıcakta, bu nemde. Dalga geçmek ya. Vallahi dalga geçmek yani Sokak dışı insanlarla. oynanır mı? Ya bırak sağlık açısından çok kötü olsun. Çocuklardan biri kalpten gidebilir. Kaç tane futbolcu gitti kalpten? Yani hayır hesap soran yok. Çok acayip bir şey ya. Ya Ahmet, biz de köy delisi olduk. TFF birincilikteki kader haftası bu hafta cumartesi günü tüm maçlar 17.30'da oynandı. İnanılmaz Yani bir şey bu ya. saatte maç mı oynatılır 17.30'da? Onları al pazartesi günü oynat. Ne Evet. olacak ki? TFF birincilik pazartesi günü bitsin yani Süper Evet. Lig'le aynı çakışmamış olur. Pazartesi günü bitseydi yani o Ya kadar çok acayip. bazı yerlerde hatalar yapıyorlar ki sağlık saatle ilgili. Manisa Spor'un Çek futbolcusu, Çek santraforunun saha içerisinde nasıl yığılıp kaldığını Meduna'ydı galiba ismi. Medun evet, Medun. Vefat ettiğini biliyoruz ya işte Kamerunlu bir oyuncu
vefat etti. Yani bu tip şeylerle karşılaşabiliriz. Ciddi sağlık sorunları bunlar. Allah kolaylık versin hepsine. Aynen öyle. Medun'a galiba vefat etmemişti. Onu da hatırlatayım Altın abi. Kalp krizi geçirip kalp sonra krizi mı geçirdim. Vefat etti? Öyle bir şey oldu galiba. Ya vefat ettiğini hatırlamıyorum da yani kalp krizi geçirdiğini biliyorum. Sonra futbola devam edemedi. Yani futbol galiba bıraktı. Abi tamam da mesela o sahada bir tane futbolcuya bir şey olsa kim verecek ki bunun hesabını? Veya kim gidip neyin hesabını sorabilecek? Biz kimden sorabilecek? Ali Koç'a 60 gün hak mavruya vesi verirler tamam mı? Yani dolayısıyla, biz suçlu oluruz. Bunlar hayatta yani, sorumluluk almaz. Ben bu insanlara da kızmıyorum. Çünkü belki aynı şeyi biz de yapabiliriz. Yani hiçbir şeyin hesabını vermiyorsun. Harcadığın paranın hesabını vermiyorsun. Kestiğin gelirin hesabını vermiyorsun. Yaptığın yanlışın bedelini ödemiyorsun. İnsan hayatını kastediyorsun. Bunun bile bedelini ödemiyorsun. Bunun bile hesabını kimse sana soramıyor. O zaman biz de böyle keyfe keder kararlar belki alırdık ya, bu kadar sorumsuzca davranabilecek olsak. Yok olsa. Sen şimdi Osman Karabağ varken öyle bir şey yapamazsın orada. Ama işte bir sorumluluğun işte tam bir sorumluluğun var. Osman Karabağ'a karşı sorumluluğun var, çalışan tabii. insanlara karşı sorumluluğun var. Benden mal alan müşterime karşı sorumluluğun var. Mal aldığım tedarikçime karşı sorumluluğun var. Bu bölümün sonuna gelelim. Sonraki bölümde biraz transfer, gelecek sezonu biraz konuşalım. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Sevgiler.